Ben Avukat Ayhan Ömen. Ben Amazon.com'da bireysel olarak online satışlar yapıyorum. Amerika'ya dil okulu için F1 vizesiyle gelsem ve bu süreçte yine online üzerinden satışlarımı yapsam, Amerika'da bulunan bankadaki hesap hareketlerim veya PayPal hesap hareketlerim bizim için sorun teşkil eder mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var, hani sizin anlattığınız durumda siz hem Amerika'da ben öğrenci vizesini devam ettirirken aynı anda Amerika'da iş yapmaya devam etmek istiyorum diyorsunuz. Dolayısıyla bu teknik olarak mümkün olmayacak. Çünkü bu sefer siz F1 vizenizi ihlal ediyor olacaksınız. Burada yapılması gereken nokta şu. Siz F1 vizenizi burada yaparken aynı anda bir şirketiniz var ise ve şirketiniz online satışlar yapıyorsa, önemli olan nokta sizin bu satışları yapıyor olmanız değil, şirketinizin çalışanlar aracılığıyla bu işlemleri yapıyor olması olacaktır. Eğer böyle bir şekilde bir bireysel satış değil de firma şirket üzerinden ilerleyen bir iş kurulumu yönünde ilerlersiniz ve F1 vizenizi takip yani devam ettirdiğiniz sürece ve siz firmanızda çalışmadığınız sürece bu işin işlemesinde bir engel yok ve sizin vizenizi engelleyecek bir durum olmayacak. Ama tabii eğer bu adımlar atıldı ve şirketinizle çalışmaları ilerlettikten sonra belki de E1 ya da E2 vizesi tarzı bir vizeye geçiş yapmak F1'da kalmanızdan çok daha ideal olabilecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.